bolluğun ve bereketin en güzel sembolü olan aşire tarifi videoma hoş geldiniz. Sütsüz ve nişastasız ideal şeker oranıyla harika bir aşire tarifini siz değerli izleyenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hazırladığım malzeme ölçüsüyle tam 100 kase aşure oldu. Bu lezzetli aşureleri yapmaya bir gece öncesinden başladım. 2 kilo aşirelik buğdayı uygun büyük bir tencereye alıp musluktan da 4 litre kadar soğuk su ekleyip sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. 800 gram nohutu ve 800 gram fasulyeyi ayrı ayrı tencerelere alıp üzerine 2 sürahi musluktan soğuk su ekleyip sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Bir gece bekleyen buğdayı, nohutu ve fasulyeyi 4-5 kere güzelce yıkayıp süzdüm. Daha sonra ayrı ayrı tencerelere koyuyorum. Üzerine geçinceye kadar musluktan su ekleyip ocağımı yaktım. Nohut ve fasulye kaynamaya başladıktan sonra orta kısık ateşte pişirelim. Nohut ve fasulye pişerken bu üzerindeki beyaz köpükleri kaşıkla alıp atalım. Bakliyatların pişirme süresi cinsine göre değişir. İri nohutlarımı orta kısık ateşte yarım saatte pişti. Fasulyelerde orta kısık ateşte 40 dakikada pişti. Bu süre herkes de değişebilir. Bu kısım çok önemli. Kontrollü pişirelim. Fasulyeyi ve nohutu rahat yiyebileceğimiz kıvama kadar pişirelim. Nohutu ve fasulyeyi çok pişirirseniz dağılır. Bu sürelere de dikkat ederek ara ara kontrol ederek pişirelim. Tam kıvamında pişen nohut ve fasulyeyi sıcak suda bekletmeden hemen süzüp kenara alıyorum. Bir gece öncesi ıslattığımız buğdayı süzüp 3-4 kere güzelce yıkayıp süzdüm. En büyük tencereye alıp üzerine 2 sürahi kadar musluktan soğuk su ekleyip kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladığında orta kısık ateşte tam 15 dakika buğdayımızı haşlayalım. Sadece 15 dakika pişirdiğimiz buğdayı karıştırıp kenara alıyorum. Diğer malzemeleri de hazırlamaya devam edelim. 600 gram kuru üzüm, 600 gram kayısı, 600 gram kuru incir ve 250 gram kuş üzümünü ayrı ayrı soğuk suyla 3-4 kere güzelce yıkayıp süzdüm. Güzelce yıkayıp süzdüğüm kayısıları, incilleri küçük küçük bu şekilde doğrayalım. Aşuremizin en özel sırrını şimdi veriyorum. 2 tane orta boy elmanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım. Uygun bir tencereye alıp İçine küçük bir limon sıkalım. Yarım su bardağı da su ekleyip sadece 1 ya da 2 dakika ocakta pişirelim. Elmaları bu şekilde yaptığınızda hem kararmayacak hem de tadını doyamayacaksınız. Ayrıca bir tane portakalın kabuklarını rendeleyelim. Portakalın da suyunu sıkıp bir kenara alalım. Aşurelik buğdayım tam bir saattir tencerenin içinde bekliyor bir saattir bekleyen buğdayımı en en büyük tencereme alıyorum. İlk başta büyük tencerem doluydu. O yüzden büyük tenceremi alamadım. 15 dakikalık buğdayımızı en büyük tencerenizde haşlarsanız tekrardan bunun gibi tencere değişikliği yapmanıza gerek kalmaz. Aşureyi yapmak için toplamda 12 litre sıcak su ekledik. Kettle'la kaynadıkça suyumuzu ekleyelim. Buğdayın üzerine 5 litre su ekleyip ocağımın altını açıyorum. Karıştırarak ve sıcak su ekleyerek 40 dakika buğdayı pişirdim. Bu 40 dakikalık pişirme süresinde toplamda 8 litre sıcak su ekledim. Sürekli ara ara karıştıralım. Ocağımızın altı açık. Haşladığımız nohutu ve fasulyeyi ekleyelim. Tenceremizin başından ayrılmayalım karıştırarak 2 litre daha sıcak su ekleyelim. Toplamda 10 litre sıcak su ekledik. Nohutu ve fasulyeyi 15 dakika daha pişirelim. 15 dakika sonra kuru kayısıları, incirleri, bir tane çubuk tarçını ve 8-10 tane de karanfilimizi ekleyelim. Kuru kayısıları, incirleri ekledikten sonra 2 litre su ekleyelim ve 10 dakika daha pişirelim. 10 dakika sonra kuru üzümü, kuş üzümünü, elmayı, portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini ve 2 kilo 600 gram şekerimizi ekleyelim ocağımızın altı hala açık. Karıştırarak 15 dakika daha pişirelim. En son fındıklarımızı ekleyelim ve karıştırarak sadece 5 dakika daha pişirelim. Güzel arkadaşım Rabia ile hazırladığımız dünyanın en güzel, en lezzetli, en bereketli aşuresi hazır. Bu lezzetli aşureyi ne zaman yapmak isterseniz tarifim burada olacak. Deneyenlerin o güzel ellerine emeğine sağlık. Allah kabul etsin. Deneyenlere de afiyet olsun. Kanalımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Videomu da beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın. Bu lezzetli aşureleri dilediğimiz gibi süsleyelim. Ben biraz fıstık, biraz badem, biraz ceviz, biraz fındık, biraz da nar ekledim. Elimizdeki malzemelerle dilediğimiz gibi süsleyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.